Konumuz karizmanızı arttırarak, çekiciliğinizi arttırarak, yani albeninizi arttırarak etrafınızdakileri size hayran bırakacak 6 tane çok etkili stratejiden bahsetmek istiyorum. Neden bu çok önemli? Çünkü her insan sevilmeyi, değer görmeyi, saygı duyulmayı, dinlenmeyi, etkili olmayı ister. Dolayısıyla her insanın ihtiyacı olan bu karizma arttıran 6 strateji çok önemli. Bununla beraber bu videoyu sevdiklerinize, dostlarınıza gönderin. Aynı zamanda beğenme tuşuna tıklayın ve abone değilseniz de faydalı videoların gelmesi için abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu anlattıklarımızı not alır, hayatınıza uygularsanız farkında görürsünüz. Arkasından bize dua edersiniz. Şimdi karizmanızı arttıracak en etkili tekniklerinden en önemlisi belki de öz saygı. Peki öz saygı nedir? Nasıl kazanılır? Öz saygı kendini tanıyarak kazanılır. Kendini tanıdıktan sonra kendi durumuna göre davranmakla kazanılıyor. Örneğin sen nasıl bir insansın? Babasın veya annesin. Babaysan baba gibi davranmak senin öz saygını arttırıyor. Kadınsan anneysen anne gibi davranmak. Kızsan kız gibi davranmak. Yani sen kendini tanıdıktan sonra sana uygun bir şekilde davranman senin öz saygını arttırır. Bununla beraber öz saygın arttığında içsel olarak güçlenirsin ve karşı taraftaki insanlar da sana daha saygılı davranır. Karşı taraftaki insanları etkilersin. O yüzden öz saygı çok önemli. Kendini tanımak, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadisi şerif bu minvalde kendini tanımaya başladığında eksiklerini tamamlayarak, potansiyelini keşfederek öz saygını arttırabilirsin. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Liderlik özellikleri. Etkili insan olmak. Doğal bir lider olmak için, hani tabii ve doğal, samimi bir lider olabilmek için toplumsal beklentilere uygun hareket etmen gerekiyor. Samimi olduğunda, sözünün eri olduğunda, özünle sözün bir olduğunda etkili oluyorsun zaten. Yani sorumluluktan kaçmamak, alınan kararların arkasında durmak. Bu senin karizmanı öne çıkarır. Karşı taraftaki insanlar sana hayran kalırlar. Etkili insan olursun. Şimdi gelelim üçüncü maddeye, kararlılık. Yani aldığın kararların arkasında durmak senin itibarını toplum arasında arttırır. Güçlü, karizmatik insan olursun. Bu seni etkileyici insanlar arasına sokar. Aynı zamanda aldığın kararların arkasında durmadığında etrafındaki insanlardan çok kendine saygısızlıktır. Sen aldığın kararların arkasında durduğunda özüyle sözü bir olan insan kategorisine girersin. Bu senin karizmanı pozitif manada etkiler. Şimdi gelelim dördüncü madde, sosyal kabul bölümü değerli arkadaşlar. Sosyal kabul neden önemli? Sosyalleşmek, insanlar arasına girmek, onların normlarına göre yani toplumun beklentisi nedir? İyi insan olmak değil mi? Etkili insan olmak, faydalı olmak. Bu şekilde toplumun beklentilerine cevap verirsen, uyum sağlarsan o zaman bu size sosyal bir avantaj kazandırır. Çevrenizdeki kişileri etkiler. Biraz önce saydığım gibi hayırsever, yardımsever, iyi insan, işini düzgün yapan bir insan olduğunuzda, öyle tanındığınızda, marka olduğunuzda bu sizin karizmanınızı güçlendirir. Beşinci madde problem çözmek. Problem üreten değil, problem çözen bir insan olarak bilinmek. Konuşurken insanlara liderlik edip çözümleri devamlı göstermek ve hedeflere odaklamak kişileri bu karşıdaki insanları inanılmaz derecede etkiler. Bazı insanlar karizmalarını şu şekilde kaybeder. Sürekli problemleri gösterir, çözümleri hiç gündeminde tutmaz. Ama bazı insanlar var, onlar hedefleri ve çözümleri gösterir. Problemlerin etrafında dolaşmaz. İşte siz de bu şekilde davranırsanız karizmatik bir insan olursunuz. Şimdi gelelim son maddeye. Altıncı maddede fiziksel yetenekler. Peki bu ne? Bedenle yapılan her türlü beceriler, spor neyse fiziksel yetenekler aktif bir yaşam tarzı size enerji kazandırır. Enerjinin yanında da sizin karizmanızı arttırır. Yani fiziksel olarak kendinize iyi baktığınızda, spor yaptığınızda otomatikmen omuzlarınız genişler, yürüyüşünüz dik olur, beden
bedensel değişimler karşınızdaki insanları otomatikmen etkiler değerli arkadaşlar. İşte etkileyici, yönlendirici, karizmatik bir insan olmak istiyorsanız kadın veya erkek, o zaman bu 6 tane stratejiyi uygulamanız gerekiyor. Bunu uygulayın. Bu anlattıklarımı hemen hayatınıza yansıtmaya başladığınızda farkını göreceksiniz. Birden kendinize güveniniz artacak değerli arkadaşlar. Bununla beraber biz bu yöntem ve taktikleri yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirmeye açık, liderlik yapan, etraftaki insanlara faydalı olan, insanları yönlendirmek isteyen, faydalı insan olmak isteyen, Avrupa'da yaşayan, kendine değer veren insanlara online olarak bu eğitimleri veriyoruz. Eğer siz de öz saygınızı arttırmak istiyorsanız, etkileyici olmak istiyorsanız, sözünüzün artık karşı taraftaki insanları etkilemesini istiyorsanız, burun kıvrılan değil de dinlenen bir insan olmak istiyorsanız bu online eğitimlere katılmanızı tavsiye ediyorum. Bu eğitimlere katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.